Bey. Ah bildim. Kamera şakası gibi. Evet efendim, dün telefonda konuşmuştuk. Biliyorum, haberim var, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim büronuzda çekim yapmamıza izin verdiğiniz için televizyonumuz adına teşekkür ederim. Ama rica ederim efendim, ne önemi var, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlar kameraları kuralım hemen. Pardon. Buyurun. Bir şey sormak istiyorum. Tabii. Ben de gözükecek miyim? Tabii, ben şimdi senaryoyu anlatacağım size. Bir telefon etmek tabii istiyorum, pardon. Alo, Selma. Geldiler. Ben de gözükecekmişim. Hadi ben seni sonra arayacağım. Şimdi Refik Bey, şakamız şu. Biz dün sizden izin aldıktan sonra bir ilan verdik gazeteye, büronuz için eleman alınacak diye. Şimdi şaka dediğimiz geliyor, size iş için başvuruyor. Siz ona işe kabul ediyorsunuz. Ondan sonra içi para dolu bir kasanın anahtarını veriyorsunuz. Benim işim var diye çekip gidiyorsunuz. Sonra eli silahlı 3 tane soyguncu geliyor içeriye. Bunlar sizin adamlarınız. Evet, bravo. Eli silahlı 3 soyguncu. Ödü bokuna karışır elimin. Daha şimdiden gülesim geliyor. Siz ne diyorsunuz? Altına yapanlar var korkun. Çok tutunan şakalarımızdan biri. Hay Allah ya. Sonra? Sonra biz gelip adamdan anahtarı istiyoruz. O esnada biz geliyoruz. Şaka dediği kastede polise, o da bizden abi diyoruz. İlahi. Siz yok musunuz? Anladık değil mi? Yani işin size düşen bölümü adamı işe alıp anahtarı verip gitmek. Tamam canım, anladım. Hadi size kolay gelsin, biz yerleşiyoruz. Hadi arkadaşlar. Yok, adamı bekliyoruz. Sonunu söyleyemem. Yarın akşam çıkacak, sürpriz olsun. Gelin. Hadi ben seni sonra arayacağım. Efendim, iyi günler. Ben iş için gazetedeki ilanınızı okudum, onun için kapıyı tokmak. İyi, buyur, hoş geldin. Büroya bir adam lazımdı. Evet. Ayak işlerine bakacaksın, telefonlara cevap vereceksin. Ben yokken buraya göz kulak olacaksın. Göz kulak olurum efendim. Özellikle kulak olurum çünkü gazetede zaten kulak diye şey yapmışsınız, belirtmişsiniz. Onun için kapıyı. Ücret dolgundur, haberin olsun. Allah razı olsun beyefendi. Al. Bu da kasanın anahtarları. Ben şimdi hemen çıkıyorum. Refik Bey diye birisi gelecek. Evet. Anahtarları sadece ona vereceksin. Tamam. Ha, kasada külliyetli miktarda para var. Aman gözünü de ört aç. Ya, merak etmeyin efendim. Allah. Yaşadık. Daha 3 dakika önce işsizdim. Şimdi bayağı bir işim var. Kasada büyük para varmış. Çok dikkatli olmalı. Şöyle iç cebime koyayım, şunu bakayım. Eller yukarı, bu bir soygundur. Siktir. Kıpırdama lan, kaldır ellerini, geç öyle kenara. Allah'ım, bendeki de ne şans yarattı. Kasanın anahtarını ver. Vallahi bende değil abi, patron da dışarı çıktı zaten. Sen nedir? Bende değildir. Yeni girmiş adama hiç anahtar verirler mi abi? Alnından bir delik açayım mı lan? Açma abi. Uzun etme lan, çıkar anahtarları. Yok abi vallahi. Üstüne arayalım. Abi durun, durun abi. Abi. Dur, ne yapıyorsun ya oğlum? Sen bizi yanlış anladın birader. Ne olmuş burada ya? Tam zamanında polis abi burayı soymaya gelmişlerdi. Ne yaptın lan manyak? Bunlar bizim adamlarımız. Ortak çalışıyoruz bunlarla. Amanın şebeke bunlar. Kardeşim bak, izah edeyim. Ne demek ortak çalışıyorsunuz ha? İkisinin durumu ağır. Programın tüm ekibini etkisiz hale getirdi herif ya. Şakadan ne anlar bu Hanzon? Şaka yaptık ulan sana. Bak şurada kamera var. Kamera bak şuraya, el salla bir şey yap. Ulan şaka yaptık, kamerayı aldık seni be. Yapmaz olaydık. Bu nasıl şaka abi? Adamlar silahla üstüme geldiler. Can bu o an oturup bu şaka olabilir mi acaba diye düşünemem ki. Böyle şaka olur mu abi? Hem ben 6 yıldır iş arıyorum. Nihayet bir iş bulmuşum. 5 nüfus buradan alacağım paranın yolunu gözlüyorum. Kasayı soydurur muyum? İşimden olur muyum? Böyle bir şaka benim gibi bir adama yapılır mı abi?